Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videoyu yine mutfakta açıyorum. Çünkü mutfakta biraz işlerim vardı. Çocuklar okuldan geldikten sonra bir şeyler yediler. Onların bulaşığını da koydum. Bulaşık makinesi dolmuştu. Onu bir çalıştırayım dedim. Sonra akşama ne yapayım diye şöyle bir dolaba baktım. Aslında dünden yemeğim olacaktı. Nohut yahnisi yapmıştım dün. Yine Emrah istemişti pilavla beraber. Dedim nasılsa ben ertesi günde yaparım. Emrah'a da sordum. Annemgile bırakır mısın dedim. Yarın işe giderken Emrah'ın yolunun üstü çünkü annemlerin evi. Emrah da bırakırım deyince iyi dedim. Onlara paketledim, streçledim güzelce. Yemeği onlara gönderdim. Bugün iftara yemeği olsun annemin diye. Çünkü işten çıkıyor. Çok sürmüyor yani ezanın okunması. İşten çıkıyor, eve git, birazcık dinlen falan derken insanın gözü kesmiyor. Yemeği de yoktu annemin zaten. İyi dedim. Afiyetle yesinler onlar da iftara bugün. Hemen ısıtır kolayca. Ben de taze fasulye yapmaya karar verdim. Taze fasulyem varmış dolapta. Yanına dedim bir de bulgur pilavı yapayım. Bir süredir bulgur pilavı da yapmadım. Kemalpaşa tatlısı yapmayı planlıyorum. Bim'den almıştım ama aldıktan sonra aklıma geldi. Sanki ben Bim'in Kemalpaşa'sını pek beğenmemiştim arkadaşlar. Aynı anda sanki şerbeti çekmiyordu diye hatırlıyorum. Bazıları bayağı böyle nasıl diyeyim çok sert oluyor ve kolay kolay çekmiyordu bazıları. Bilmiyorum değişti mi bu sene de ilk kez deneyeceğim çünkü. Çocuklar da öyle resim yapıyorlar. Hatta birazdan sizlere onları da gösteririm. Ödevini falan bitirdi derin zaten. Tatlımı yapayım sonra içeri gideyim. Çocuklarımı da şöyle bir gösteririm size neler yaptıklarını. Biraz da uzanırım sonra yavaştan iftar hazırlığımı yapmaya başlarım. Şimdi buna suyunu ve şekerini hazırlayacağım. Bunu içine atıyorsunuz. Zaten biliyorsunuz en kolay pratik tatlılardan. Ben böyle bazen şeker eridikten sonra da ekliyorum. Bazen de şöyle 1-2 kaynıyor. O zaman da eklediğim oluyor. Bu arkasındaki tarifte mesela biraz kaynamaya başlayınca ekleyin diyor. Pratik aşamaları olmayan, kendi kendine olan bir tatlı bu. Şu şekilde biraz şerbeti bulayım hepsini. Arada bir karıştırın arkadaşlar. Çok karıştırırsanız parçalanabiliyor. Yumuşadıktan sonra özellikle. Şu an değil ama. Bir 15 dakika, 20 dakikada zaten şerbetin kıvamından, çekmişliğinden de anlıyorsunuz. Bunlar da şişiyor. Sonra bir borcama alacağım. Bu tatlı bu kadar. Tatlımızı hazırladım. Şu şekilde borcama koydum. Gördüğünüz gibi şerbeti de kıvamlı görünüyor. Şuradan da görebilirsiniz. Bazılarına Hindistan cevizi koydum. Bazılarına koymadım. Çünkü Emrah pek Hindistan ceviz sevmiyor. Günün tatlısını da böylelikle hazırlamış olduk. Ve kızım çizim yapıyor. YouTube'da bir kanal var. Gerçek kahramanlarmış gibi, oyuncularmış gibi aşırı güzel çizimler yapıyor. Sony çiziyor şu anda. Onu buldu. Durdurup başlatıyor. Durdurup başlatıyor. Zaten hızlandırılmış şekilde çizim yapıyor kanal sahibi. Derin ama en yavaş halini ayarladın değil mi anneciğim? Hı hı. Bakarak çizdiği resim ve kızımın çizdiği ve bence çok başarılı anneciğim. Gerçekten çok güzel oldu. Bu renk olmadığı için ben de bazı renkleri karıştırdım. Evet. Yine de çok güzel iş çıkarıyorsun. Aferin benim güzel kızıma. Gittikçe zorlanıyor. Olur öyle anneciğim. Bazı şeyler emek ister. Maşallah sana. Şurada da Kutay'ın çıkardığı şeyler var. Kitap var. Boyaları burada. Resim defteri bittiği için Kutay da ne yapıyor? Kopartmalı boyama kitapları vardı ya. Onu buldu, onu boyuyor. Ne yapsın çocuğum resim defterini bulamayınca? Dışındaki çizgiler ne renkse genelde ona boyuyor. Bazen kendi hayal dünyasına göre de boyadığı oluyor. Yani minnoşlarım resim yapıyorlar, çizim yapıyorlar. Kolay gelsin onlara. Sağ ol. Çizimin bittiğinde gösteririm. Tamam anneciğim. Aa, senin tuvalini de gösterelim. O da bitmişti. Bitmiş hali de bu şekilde. Bak anneciğim. Yan profilden renkli gözlü, sarı saçlı, kolyeli, inci kolyeli, hırkalı, göz kısmı bile düşünülmüş, maskeli, hayatımızdan çıkmayan kaç yıldır. Saçına siyah gölgeler özellikle düşürmek istemiş. Gece karanlığı yıldızlar altında olduğu için çok güzel anneciğim. Eline emeğine sağlık bir tanem. Çok başarılı oldu. Al yavrum benim. Kutay boyamayı bıraktı. Şu
kitabı çıkardı, ablasının kitabı. Bunda bazı kısımlar böyle karikatür gibi, öyle resimleri de var. Arkadaşıma veda. Nasıl oğlum kitap, iyi mi? Güzel. Beğendim. Bak Atatürk burada. Atatürk arkadaşlığıyla. Evet, Atatürk hangisi? Evet. Kızımın da çizimi hala devam etmekte. Bayağı yol kat etti. Bitince zaten göstereceğiz size de inşallah. Ve kızım çizimini bitirmiş. Anneciğim bence çok başarılı. Sonuçta ondaki boyalar, renk çeşitliliği sende yok. Sadece tek sıkıntı biraz daha böyle sık boyayabilirdin ama biliyorum ki ellerin çok ağrıdığı için de oraları öyle yaptın. Ama gayet benziyor. Siz ne diyorsunuz ablaları? Çok başarılı anneciğim. Tebrik ederim seni. Sağ ol. Çok güzel olmuş. Yerim senin melek yüzünü. Emeğinin karşılığını almak ne kadar keyif verici değil mi anneciğim? Hı hı. Ne kadar mutlu bunu yaptığından beri. Anne benzedi. Anne bakışları bile benziyor. Anne sanki oldu. Gerçekten baksanıza kaşlarını çatmış bir şekilde. Öyle sadece birazcık şey oldu. Bu fosforlu gibi kullanmış. Evet. Dedim ya anneciğim ondaki bu boya hı-hı çeşitliliği. Tabii ki sende yok. Elindeki imkanlarla bence çok güzel yaptın. Bakarak yaptın. Tebrik ederim annem seni. Oturdum, dinlendim. Fasulyeyi tam elime aldım. Temizleyip doğrayacaktım ki Emrah aradı ki yemeğe başlamadıysan başlama. Fasulyeyi yarın yaparsın. Bugün yemeğe çıkalım mı dedi. Canım dedi döner de istiyor böyle. Döner İskender tarzı bir şey dedi. Bizim bu evin yakınında bir yer var. Oraya gidelim dedi. İyi peki olur dedim. O yüzden birazcık kestirmiş olabilirim. Emrah da biraz önce geldi. Şimdi çocuklar babaannesi büyük babasıyla görüntülü konuşuyorlar. Şaka maka bayrama da bir şey kalmadı. İnşallah Rabbim o günleri görmeyi, sağlıkla geçirmeyi, sevdiklerimizle olmayı nasip eder. Rabbim tekrarlarına kavuşturur inşallah. Gerçekten ne bileyim hızlı mı geçti bana mı öyle geldi. Ama garip bir şekilde bu sene ben de gerçi çevremdeki birçok insandan da bu sene bu Ramazan'da bunu çok duydum. Açlık, susuzluk hiçbir şey yok arkadaşlar. Normalde bilirsiniz ben aşırı susarım. Bu Ramazan'da çok şükür öyle susamada yaşamadım. Ama hiç enerjim yok gibi. Belli bir saatten sonra hele hiç enerjim kalmıyor. Bir yorgunluk hali. Artık bahar yorgunluğundan mı? B12 ilacımı almadım şu ara. Onunla ilgili olabilir. Her ne kadar açlık, susuzluk hissetmiyor da olsam vücut yavaştan sinyal de veriyor olabilir elbette ki. Hani bunlar üst üste olunca böyle bu Ramazan bir halsiz geçti nedense benim için. Hatta bazılarınız bunu Tuğba üzgün müsün, mutsuz musun, bir sorun mu var? Öyle yansıyordu sanıyorum ama yok arkadaşlar. Allah'a çok şükür bir sorunumuz yok. Yemeğimiz pişiyor, sıcak yuvamız, sağlıklıyız, sağlıklı iki evladım var. Yani aslına bakarsanız hani tabiri caizse bu dünyada böyle bir zamanda cenneti yaşıyorum bence. Zaten gözü yüksekte olan insanlar değiliz. Çok şükür Rabbime. Yani bir sorunumuz yok. Sadece dediğim gibi halsizlik var. Ben diyorum ki hani bazı vitamin eksikliğinden mi, şundan mı, bundan mı diyorum ama çevremde arkadaşlarımdan olsun falan konuştuğum herkes aynı şeyi diyor. Yani aşırı bu sene halsiziz Ramazan'da diye. Gerçi Allah'ım sabrını veriyor. Hamdolsun Rabbime. Rabbim bu günlerimizi aratmasın inşallah. Neyse biz artık yavaştan da hazırlanalım. Çıkalım. Ezan okunuyor arkadaşlar. Biz geldik. Çorbalar önden geldi. Emrah'la kendimize iftar menüsü söyledik. Ben İskender menü aldım. Emrah pilav üstü döner menü aldı. Önden çorbalar verildi. Şöyle içli köfte menüye dahil. Bunlar zaten hangi ne alsanız burada gelen şeyler, salatalar, turşular. Şöyle çocuklar içli köfte yiyor. İskender geldi. Pilav üstü döner. Şöyle dürüm, kutaya, ekmek arası kızıma geldi. Tekrardan hepimize hayırlı iftarlar. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah.
iftar menüsüne iki tane sütlaç dahilmiş ya da iki kadayıf. Ben de sütlaç aldım. Çocuklar da sütlaç sevdiği için. Ben yemeği düşünmüyorum. Çay istedim ben. Biz eve geldik. Çocuklar da biraz önce yattılar. Ben de kendime tatlı koydum bir tabağa. Koyarken de Kemalpaşa'nın birisi çataldan yuvarlandı. Çatalla koyarsan olur böyle tabii. Yuvarlandı. Ben de düşmesin diye şöyle göbeğimi tezgaha dayadım. Üzerime düştü. O yüzden kıyafetimi bir değiştireyim. Sonra ben bu videonun ilk çektiğim kısımlarını yavaştan editlemeye başlayayım. Sahurda görüşelim sizinle. Sahur hazırlığım için ocağın başına geçtim. Tavaya şöyle tereyağı aldım. Göz yumurta istedi Derin. Bugün kızım da kalkacak sahura, yarın oruç tutacak. Allah nasip ederse. Bir yandan da kahvaltılıkları da koyayım diyorum. Domates, salatalık, sevdiğimiz biberden, zeytin, peynir. Bugünün sahurunu da bu şekilde hazırladım. Allah bereket versin. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Şöyle göz yumurta yaptım ama ilk kırdığım zaten yumurtanın içinden çıkarken de dağılarak çıktı. O yüzden onu kendime aldım. Ben bu şekilde de çok seviyorum. Tatlı toz biber ekledim. Derinle kendime şerbet koydum. Emrah ne içer bilmediğim için koymadım. Limonata, şerbet ne isterse. Kahvaltılıklar, mandalina koydum. Tereyağı koydum çünkü memleketten biliyorsunuz teyzem ve yengem, dayım falan gelmişti ya, onlar gelirken de Allah razı olsun boş gelmemişlerdi. Cevizli ekmek de getirdiklerinden de buzluktan çıkardım, birkaç dilim güzelce ısıttım. Sıcağına tereyağı sürüp o şekilde yeriz diye ve şu kremadan koydum. Bu kremayı da çok soranlar olmuş. File marketten alıyorum ben arkadaşlar. İsmi de bu. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Evet. O zaman ben kızımı ve Emrah'ı kaldırıp geliyorum. Hoş geldin. Yerim o suratı. Yerim yer. Kirim seni. İnşallah yine de güzel yersin. Oh, afiyet olsun prensesim. Afiyet olsun yavrum. Rüyamda seni gördüm. Nasıl gördün? Onu hatırlamıyorum. Hayır olsun inşallah. Olmuş mu seni? Kim çaldı? Açık daha yesen anne. Ama ben daha
masamı da topladım, güzelce sildim. Lavaboya koydum bulaşıkları. Yarın dolduracağım çünkü çok ses oluyor. Hem de çok uykum geldi. Aşırı üşeniyorum ona. Malum sabah erken de kalkacağız. Okul var. O yüzden ben artık videomu burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.